Merhaba değerli izleyiciler. Bundan birkaç gün önce Mersin, Pozantı, Ulukışla güzergahından Niğde ilimize gittim. Bu yolculuk boyunca yoğun duygular yaşadım. Çünkü Faruk Nafiz Çamlıbel de aynı güzergahtan Kayseri'ye giderken Han Duvarları adlı şiirini yazmıştı. Bunları düşündükçe yoğun duygular yaşadım. Bu duyguları sizlerle paylaşmak için bu videomu hazırladım. Beğeneceğinizi umarım. İyi seyirler. Birkaç gün önce Mersin, Pozantı, Ulukışla güzergahından İç Anadolu'muzun güzel şehri Niğde'ye bir yolculuğum oldu. Aracımız Toros dağlarına tırmanarak Pozantı ve Ulukışla'ya doğru yol alırken aklıma Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları şiiri geldi. Biliyorsunuz Faruk Nafiz Çamlıbel, Cumhuriyet dönemi şairlerimizdendir. Faruk Nafiz, Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edilir. 1922 yılının Mart ayında atanmış olduğu bu göreve başlamak üzere Adana'dan Pozantı, Ulukışla, Niğde güzergahıyla Kayseri'ye yola çıkar. O yıllarda ülkemizde Kurtuluş Savaşı hala devam etmektedir. Ülke fakir, hayat zordur. Öyle otobüs, taksi yok. Sadece atlarla çekilen at arabası fayton şeklinde yaylı da denilen ulaşım araçları var. Gündüz yolculuk yapılır, akşama han denilen konaklama yerine varılır ve gece handa geçirilir. Hem atlar dinlenir, hem yolcular. Faruk Nafiz de böyle bir hengamda yolculuk yapmaktadır. Toroslardan Ulukışla'ya doğru yol alırken şair, "Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya. Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle havalılık." dizeleriyle içindeki hüzünlü duyguları dile getirmektedir. Evimizden, sevdiklerimizden ilk ayrılışımızda hepimiz yaşamışızdır böylesi buruk duygular. Ben liseyi Akşehir Öğretmen Lisesi'nde yatılı okumuştum. Okula gitmek için yolculuk başladığında otobüs Torosların yamacına tırmanırken hele bir de kaptan "Ayrılık kolay değil, onu gelsen bana sor" türküsünü koymuşsa teybe, anlatılması zor duygular içinde geçerdi yolculuğu. Faruk Nafiz de içindeki ayrılık ve hüzün duygularıyla Ulukışla Niğde üzerinden yoluna devam etmektedir. Kendi dizelerinden dinleyelim. "Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı, arkada zincirlenen yüksek Toros dağları, ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına." Issız yollarda ilerlemektedir yaylı. Faruk Nafiz hüzünlü ve yalnızlık duygusu içindedir. Yollar bitmek bilmez. Arabacının şiltesine sarınır, uyur biraz. Uyandığında Niğde'ye doğru yaklaşmışlardır artık. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, uzanmış kalmışım yaylanın şiltesine. Bir sarsıntı, uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. O yıllarda yük nakli develerden oluşan kervanlarla yapılmaktadır. Deve katarına kervan denir. Şairin bahsettiği çıngırak da develerin boynundaki zil veya çanlar. Eskiden devenin nerede olduğunu anlamak için boynuna zil ya da çan takarlardı. Niğde yakınlarındaki han görünür, dinlenmek üzere hana çekilirler. Şairi uyku tutmaz bir süre. İsli gaz lambasının ışığında hanın duvarlarında gezinmektedir gözleri. Uykuya varmak için bu hazin günde erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken,
birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı. Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa, rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. 10 yıl var ayrıyım Kına Dağı'ndan, baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih, 8 Mart 37. Gözümde imza yerinde başka at görmedi. Rumi takvimde 1337 yılı miladi 1921'e karşılık gelir. Yani huduttan hududa koşan ve dörtlüğün sahibi olan ana kuzusu genç insan Mehmetçik bu dörtlüğü yazalı bir yıl kadar olmuştur. Düşünsenize, memleketi olan Kına Dağı'ndan, baba ocağından, sevdiklerinden uzak, huduttan hududa koşuyor. Gözünü sevdiğim, elinden öptüğüm, alnından öptüğüm dedem, hatta ayaklarının altını öptüğüm dedem. İşte o zamanın gençleri, gençliklerini böyle yaşadılar. Bir de günümüz gençlerine bakalım. Her türlü rahatlık ve konfor hazır, emirlerine amade, fakat incir çekirdeğini doldurmayan meseleleri sorun, sıkıntı haline getiren zamane gençleri. Ertesi gün erkenden hazırlanıp yola çıkarlar, Niğde'yi geride bırakıp ilerlemektedirler Kayseri'ye doğru. Kar yağışı başlar yoğun bir şekilde. Şairden dinleyelim. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla, savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü, kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli, arabacı haykırdı, işte Araplı beli. Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana, biz menzile vararak atları çektik hana. Yine akşam olmuştur, yine bir hana sığınırlar. Handa dinlenirken şairin gözleri yine duvarlarda gezinmektedir. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor, kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Anlaşılan o ki, bir önceki handaki duvarda okumuş olduğu dörtlükle bu dörtlüğü yazan aynı kişidir. Yarinin hayali kendini çekiyor ama dağları aşmaya gücü yetmez. Ne yapsın? Cibal, dağlar demek. Tekili cebel, kökeni Arapçadır. Devam ederler yollarına sabah erkenden, ta ki akşam olup bir hana varıncaya kadar. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun, argın, tatlı bir uykudaydık. Kayseri'nin İncesu ilçesindeki handa dinlenirler. Sabah gün ağarıp hanın duvarları aydınlanmaya başlayınca Faruk Nafiz'in gözleri yine duvarlarda gezinmektedir. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım, başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim namıma Kerem diyorlar, aslıma el almış harem diyorlar, hastayım derdime verem diyorlar, Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. İçi acımıştır Faruk Nafiz'in Maraşlı Şeyhoğlu satılmışın dizelerini okudukça. Önceki dörtlükler de çok içliydi. Kendi yolculuğundan bir yıl kadar önce buralardan geçen ve kaldığı her hanın duvarlarına bir dörtlük yazan genç insan Mehmetçik. Sabah olur, Erciyes'e doğru yola çıkmak üzereyken hancıya sorar Faruk Nafiz Maraşlı Şeyhoğlu'nu tanıp tanımadığını. Çok üzücü bir cevap alır. Şairden dinleyelim. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu,
Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhorunu? Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende. Dedi, hana sağ indi, ölü çıktı geçende. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti, işte o günden beri. Ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar. Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları. Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları. Değerli izleyicilerim, Niğde yolculuğum bu duygular içinde geçti. Dönüşte de Maraşlı Şeyhoğlu'nun dizeleri hep dilimdeydi. Allah rahmet eylesin hem Faruk Nafiz Çamlıbel'e hem de Maraşlı Şeyhoğlu'na. Faruk Nafiz 3 gece 4 gündüz süren bu Kayseri yolculuğunu şiirsel olarak anlatmış ve bu şiire de Han Duvarları adını vermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize selamlar, saygılar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.